Buyurunuz ekranda da var. Bakın bu 12 madde çok önemli. Bu 12 madde sağlığa atılacak ilk adım. Evet. Neler Şimdi var ne yapmamız gerekiyor? fermente gıdalar. Hep bahsettik durduk. Yani turşu, ev yoğurdu, ev sirkesi bol bol tüketin. Neden? Çünkü bağışıklık sisteminin ilk savunma duvarı bizim bağırsak floramız. Biz her gün dış dünyayla gıdalarımız yoluyla temas ediyoruz. Her gün kilolarca yabancı maddeyi gıda ve içecek olarak vücudumuza alıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Başka hiçbir şey yok. Ben dokunuyorum ediyorum sanıyorum ki beş duyu budur. Hayır benim altıncı duyum bağırsaklarımda. Bütün dünyayı analiz ediyor bağırsaklarım. Yediğim içtiğimi analiz ediyor. Bol bol probiyotikle beslenin. Probiyotik olmadan sağlık olmaz. Sirke, turşu, ev yoğurdu, evde mayalanmış kefir. Hı, hı. İkinci maddemiz mevsimsel, mevsimsel beslenme. beslenmek. Yani her gıdayı kendi mevsiminde tüketin. Çünkü kereviz kışın toprağın altında eksi 10 derecede 3 dal yaprak vererek büyümeyi bilir. Toprağın altında kocaman bir yumru büyütür ve bunun içinde taşıdığı maddeler kerevizi soğuğa karşı, ışıksızlığa, güneşsizliğe karşı korur. Ben kışın kereviz yediğimde benim vücudumda soğuğa karşı, güneşsizliğe karşı ve kış hastalıklarına karşı korunmaya öğrenir. Tam tersine domates de yazın 40 derece sıcağın altında incecik bir dalın ucunda kocaman bir domates büyütür ve yaz sıcağına güneşe dayanmayı öğrenir. Yazın domates yediğimde benim vücudumda yaz sıcağına, yaz hastalıklarına dayanmayı öğrenir. Mevsimsel beslenme temel kuraldır. Dolayısıyla bağışıklığı güçlü tutmak istiyorsanız mutlaka mevsiminde beslenin. Virüs de var, bitkiler nedir? Aa çok güzel. Az önce saydık. Zeytin yaprağı, karanfil, zencefil, zerdeçal, Bunların hepsi virüs savar, virüslere karşı etkili antiviral bitkilerdir. Ben bunu hep söyledim. Hiçbir şey yapamıyorsanız karanfil atın ağzınıza. Restoranlarda niye kasanın yanında karanfil bulunur sadece ağız kokumuzu gidersin diye mi? Antimikrobiyaldir karanfil. Ben denediğim Türk çayını içine atıyorum çok güzel oluyor. Bayağı aynen, sabahları denediğiniz Türk çayın içine atım, tabii, tabii. muhteşem karanfil oluyor. Karanfil çayı yapıyorsunuz aslında. Karanfil son derece güçlü bir antimikrobiyal ajandır. Zeytin yaprağı hakeza öyledir. Bütün viral hastalıklara karşı, bütün bakteriyel hastalıklara karşı etkilidir. Zencefil, zerdeçal son derece güçlü antiviral bitkilerdir. Bunları bol bol tüketin. Evet, çinkodan zengin beslenelim. Kolesterol çok önemli. Evet. Bunu zaten hep anlatıyorsunuz. Evet. Kolesterolü biliyoruz. Kolesterol yapı taşıdır. Olmadan olmaz. Kaçınmayın evet. kolesterolden. Balık bol bol tüketin. Ceviz, Hı -hı. badem, fındık tüketimini arttırmak gerekiyor. Diğer maddeye de geçelim arkadaşlar. Sağlıklı zayıflamanın formülünü öğrenmeden Ümit Hoca'yı buradan göndermeyeceğim. <laughs> e Ne var? Magnezyum var. Magnezyumu nasıl elde edeceğiz? Hem magnezyum hem çinko için. Türkiye'de en basiti susamı, çörek otunu bol tüketeceksiniz. Hı hı. Ee, bunun yanında muhakkak surette haşhaş tohumu tavsiye ediyorum hastalarıma. Haşhaş tohumu, özellikle mavi haşhaş tohumu bizim bitkilerimizden bir tanesi. Mineral açısından son derece zengin. Bir de işte yine çinko için bol miktarda kabak çekirdeği, ay çekirdeği yine magnezyumünden önünden de zengin. Ve ciğer yemenizi, sakatat yemenizi tavsiye ediyorum. Ciğer severim. Ciğer evet. tabii sevmeyen için zor bir yiyecek olabilir ama... O zaman ama... kabak çekirdeği, haşhaş tohumu, susam, çörek otu yani alternatifi var her ee, zaman. Kabak çekirdeği erkekler için çok önemliymiş değil mi galiba prostatla Prostat, prostat de çok etkilidir kabak çekirdeği. Yani her akşam her erkek ekran başında yani televizyon izlerken bir tas böyle kabak çekirdeği kabak yiyebilir çekirdeği ama kavrulmamış yesin. kabak çekirdeği. Tuzlu olmayacak, çiğ olacak. Bu çok önemli bir şey. Kavururken içindeki faydalı yağları bozuyorsunuz çünkü. Hmm, o da Bu önemli. çok önemli. Evet. Ee, Akılcı yağ tüketimine özen gösterin ne demek? Özellikle zeytin, zeytinyağı, tereyağı, iç yağ, sade yağ gibi yağları tüketmek gerek ama buna mukabil rafine yağ adı verilen Riviera zeytinyağı, ayçiçek yağı, Mısır özü gibi yağlardan uzak, durun. uzak duracaksınız. Kolajen kaynağı kemik suyu sakatası sofranızdan eksik etmeyin. Bu çok önemli. İnsanlar kolajen tüketiyor bol bol. Kolajen hapları ya da kolajen içecekleri almanıza gerek yok. Eğer siz kemik suyu, paça çorbası tüketiyorsanız zaten bol bol kolajeni alıyorsunuz. Peki hemen burada bir şey söyleyeceğim. Bu kolajen dediğiniz, kemik suyu dediğiniz, hı hı. kandaki yağ oranını arttırmaz mı? İşte az önce kolesterol hikayesi. Artırırsın efendim korkmayın. Ama damar, damarım korkmayın. tıkanmaz mı? Kalp hastalığı yapan, mıyım? kalp hastalığı yapan bir numaralı sebep diyabet hastalığıdır. Kolesterol yüksekliği değildir. Onun için kolesterolden korkmayın. Tam tersine kan şekerinden korkun. Hmm. Paça çorbası, kemik suyu, bu gibi e, gıdalar evet doymuş yağ açısından zengindir. Ama bunlar insan sağlığı için faydalı yağlardır. Rafine yağlar değildir. Suni yağlar değildir. Margarin gibi değildir. Margarinden uzak duracaksınız, palmiyandan uzak duracaksınız, ayçiçek mısır özünden uzak duracaksınız ama sakatattan korkmayacaksınız, kemik suyundan, ciğerden korkmayacaksınız. Peki en son maddede arkadaşlar aldığınız sülfür tüketimi vardı. Hadi. Nedir sülfür? Sarımsak, soğan, o şekilde kokan her türlü gıda bizim için son derece zengin sülfür içerir. Sülfür tüketimine dikkat edin. Kışın ne yapardık eskiden? Bir çuval soğan alır koyardık. Niye? E, kış hastalıklarından korunmak için. Biliyor muyduk öyle olduğunu? 10 sene önce falan domuz gribi salgını çıktığında bir haber yaptı birileri. Dedi ki soğanın sofranın şeyin odanın ortasına koyun domuz gribi virüsünü içine hapsediyor. Ya öyle saçma şey olur mu Allah aşkına? Soğanı yiyin kardeşim. Üstelik Tabii. çiğ yiyin. Sarımsağı dövülmüş olarak yiyin. Bunlar güçlü antiviraldir ve sülfür içerir. Güçlü antoksidandır. size her türlü viral hastalığa karşı kurur. Ama size ben kendi naçizane tecrübemi söyleyeyim. Bir arkadaşım dedi ki bana ee, hayatım dedi bu yediğin sarımsak, sarımsak değil dedi. E ne yapacağım, nerede bulacağım dedim. Kastamonu'dan bulacaksın dedi. Kastamonu'dan gerçekten bana sarımsak getirdi. Hı hı. Kastamonu sarımsağını yediği yiyince ben sarımsak yemediğimi gördüm. Hı hı. Çin sarımsağı piyasada çok yaygın. Yani pazardakiler de Çin sarımsağıymış. Evet. Ama ayırt etmek çok mümkün. Zaten. Yani Çin sarımsağıyla Kastamonu sarımsağını çok kolay ayırt edebilirsiniz. Yöntemini anlatayım mı? Nasıl? Sarımsağı enlemesini ortadan ikiye keseceksiniz. Bir baş sarımsağı. Varsa hatta rica edelim var mıdır bilmiyorum. Belki burada bulabiliriz. Var mı arkadaşlar? Bir baş sarımsağı bıçakla ortadan enine ikiye keseceksiniz. Ortasını açıp bakacaksınız. Eğer orta kısmında boşluk varsa bir kuru sopa gibi bir dal varsa bilin ki o Çin sarımsağı. Ama orta kısım diş diş doluysa Bilin ki bizim yerli sarımsak. Ee, en iyi yerli sarımsak da tabii ki kastamonu evet, sarımsağı. Bunu gözle böyle anlıyorsunuz ama tadını zaten tadını aldığınız bir kere zaman kastamonu zaten... sarımsağı yani evlere şenlik. Bir de onu tost makinesinde falan yapın üzerine biraz zeytinyağı dökün. <laughs> o kadar güzel oluyor ki salatalarınızın yanına koyun falan. Tabii, tabii. Ya ben bayılıyorum. Sarımsak mucizevi bir gıdadır ama sarımsağı mutlaka çiğ tüketmek gerekir. Kaç tane yiyelim? Dövülmüş olarak tüketmek ha, gerekir. Ha o tost makinesinde falan yapıyorum öyle yapmayalım mı? O lezzettir. Ama eğer faydasını görmek istiyorsanız sarımsağı dövün, günde bir diş bile sarımsağı dövmüş olarak tüketseniz sizin için yeterlidir. Ee, çok güçlü antioksidandır, tansiyon dengelemeye yardımcıdır, kan şekerini dengelemeye yardımcıdır ve çok güçlü antiviraldir. Hocam bir de kokusu olmasa? İşte kokuyu veren bileşenler, sülfür içeren bileşenler o yüzden kokulu ve etken madde kokuyu veren madde o yüzden kokusuna katlanmak durumundayız. Nasıl katlanacağız? Hepimiz sarımsak yersek kimseye sarımsak kokmaz. <laughs> Çok... Çözüm budur. Ya çok iyi bir Çözüm Çözüm budur kesinlikle. Ama, ama tabii bunu herkese aynı anda yedirmek mümkün değil ama tabii sağlığım bizim, içinse vallahi bizim hiç önemli değil. Bizim çocukluğumuzda Şeker Portakal diye bir kitap vardı. Tabii, Şimdi hala kitabı. yayında tabii. var Şeker Portakal. Şeker Orada Amerika'ya göçmüş İtalyan bir ailenin çocuğuydu yazar ve e, annesinin boynuna astığı sarımsaklar yüzünden bütün arkadaşlarına sarımsak koktuğu için ne kadar sıkıntı yaşadığını anlatırdı o kitapta. Doğru. Oysa ki anne İtalyan Akdeniz kültürü sarımsağın ne kadar kıymetli olduğunu biliyor ve çocuğuna bol bol sarımsak yedirmeye evet. çalışıyor. Ama Amerika'daki o kötü beslenme şeklinden dolayı Amerikalılar sarımsak kokusunu kötü bir şey sanıyorlar. Halbuki aslında Amerikalılar hata yapıyor. İtalyanlar, Akdeniz ülkeleri biz doğruyu yapıyoruz. Doğruyu sarımsak yapıyoruz iyi o. bir şeydir, soğan iyi bir şeydir Sofra ve çiğ tüketmek gerekir. etmeyelim yani. Eksik etmeyelim. Çiğ tüketelim, bolca tüketelim. Evet. Bugünden çıkarttığım çok önemli bir bilgi var ki zeytin yaprağı Kesinlikle. gerçekten büyük bir şifa ve... Zeytin yaprağı Allah'ın bize hediyesi. Evet. Böyle bir şey olamaz. Zeytin ağacı hediye bize. Zeyt düşünebiliyor musunuz? 400 yıl boyunca yaşayan, 500 yıl, 1000 yıl boyunca yaşayan bir canlı var. Başka böyle bir canlı hiç var mı dünya üzerinde? Yok. Bir i̇şte ağaçları daha uzun yaşıyor. Bir zeytin ağacı. Ve size sizden hiçbir şey istemeden her şeyi veriyor. Barışın, dostluğun Aynen, ve öyle. sağlığın simgesi. Çok Aynen. teşekkür ediyorum. Rica Doktor edelim. Ümit Aktaş, hem Instagram'dan hem YouTube'dan takip edin. Çok güzel hocamın formülleri var. Bir dahakine gelirseniz lütfedip gelirseniz inşallah. sağlıklı zayıflamanın tamam. yolunu öğreneceğiz.